Canlarım selam ben Emir Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT Matematik Soru Bankası'nda veri ve grafikler sayfa 269-270'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Şekildeki birinci grafik sabit hızla hareket eden bir aracın başlangıçtan itibaren aldığı yolu İkinci grafik ise aracın bu yolu alırken deposunda kalan benzin miktarını göstermektedir. Buna göre bu araç başlangıçtan itibaren 780 kilometre yol aldığında deposunda kalan benzin miktarı kaç litre olur? Şimdi canlarım hemen şöyle bir yorum yapalım. Birinci grafiğe bir odaklanalım. Biz 4 saatte ne yapmışız? 240 kilometre yol gitmişiz. O zaman 4 saatte şöyle bir orantı mantığı kullanalım. 240 kilometre yol gidiyorsak 780 kilometreyi tabii ki kaç saatte gideriz? Farkındaysanız kaç katı 60 katı o zaman 780'i 60'a böldüğün zaman burası ne gelecek 13 saatte çıkacak. Demek ki biz 13 saatte 780 kilometre yol gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? 13 saatte ne kadar yakıt tükettiğimize bakacağız. Hemen yine şurada bir mantığımız var. Farkındaysanız 80'den 60'a düşmüş. O zaman 4 saatte biz şöyle yazabilir miyiz? ne yapmışız arkadaşlar? 20 litre yakıt tükettiğine göre buradan sonra 13 saatte kaç litre yakıt tüketeceğiz? Ona bir bakalım. X diyelim. Kaç katı? 5 katı. 5 katını aldığın zaman 65 litre yakıt tüketirsin. Ama bizden kalan yakıt miktarını sormuştu. Başlangıçta depomuzda 80 litre yakıt vardı. 80 eksi 65'ten cevabımız 15 litre gelir. Yani değişikliği olur. Geçtik hemen ikinci sorumuza. Sorumuza bakalım. Bir manada satılan 3 çeşit meyvenin kilogram alış fiyatları ve bu meyvelerin satışından elde edilen kar oranları tabloda verilirken satılan bu meyvelerin ağırlıklarının kilogram cinsinden türlerine göre dağılımı ise dairesel grafikte gösterilmiştir. Şimdi biz ne yapmışız? Portakalı 10 TL'den almışız. %15 kar koymuşuz. 15 bölü 100. Şuradaki 0 şuradaki 0'ı götürdü. Burası 1,5 TL kar geldi. Buradaki kar payımız 1,5 TL. Şimdi 8'in %20'si direkt hesaplayabiliriz. 8 çarpı 20 bölü 100'den 1.0, 1.0'ı sıfır götürdü. Burası da 16 bölü 10. Burada ne geldi? 1.6 TL. Hemen şuraya da 1.6 TL yazdık. Ve altının %30'u 6 çarpı 30 bölü 100. Yine 1.0, 1.0'ı sıfır götürdü. 18 bölü 10. O da 1.8 TL. Kar geldi mi? Geldi. Şimdi bunları yazdık. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bunların kilogram cinsinden satış miktarları buradaki dairesel grafikte verilmiş. 120, 90 daha 210. Demek ki çilek burada 150 derece. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki satılan miktara 12x diyelim. 12x kilo. Burada 9x kilo, burada da 15x kilo satılsın. Bu meyvelerin tamamının satışından 198 TL kar elde edildiğine göre toplam kaç kilogram çilek satılmıştır? O zaman 12x kilo sattık ve bunların her birinden kar olarak ne yaptık biz? 1,5 TL yani 15 bölü 10 TL kazandık. Sonra geldik buraya hemen 9x kilo kivi sattık ve bunların tamamından 16 bölü 10 TL kar elde ettik. Geldik buraya burada da arkadaşlar 15x sattık ve bunların tamamından 18 bölü 10 TL kar elde ettik. Burası da 198. Şimdi buradaki sayıları çarpmak biraz sıkıntılı. O yüzden biz ne yapalım? Sadeleştirelim. Bak 198 9'a bölünür. 9'a bölündüğünde burası 22 oldu. Tamam mı? Burasını 9'a böldük. 2 oldu. Burayı 9'a böldük. 1 oldu. Şimdi 15 ile 12'nin çarpımı aslında 180'dir. 9'a böldüğünde yukarıda 20 kalır. O zaman 20x bölü 10 gelir burası. Burası 16x bölü 10 geldi. Burası da 30x bölü 10 geldi. Eşittir. Ne gelecek canlarım? 22. 30 sonra 16 ile topladım 46. 20 ile topladım 66 x bölü 10 eşittir. Buradan 22 çıktı. Yapacağımız işlem belli. 22 ile 66'yı sadeleştir 3. x buradan ne geldi? 10 bölü 3 çıktı. x'i 10 bölü 3 bulduk. Bizden çileyi sormuştu. Çilek 15 x'ti. 15 çarpı 10 bölü 3'ten 150 bölü 3'ten cevabımız 50 gelir. E eşitli çıkar. Geçtik 3. sorumuza. Bir mağazada A ve B marka olmak üzere iki tür telefon satılmaktadır. Bu telefonların Şubat ayındaki satış adetlerinin Ocak ayındaki satış adetlerine göre azalma yüzdeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Burada arkadaşlar ne var? Hemen şöyle bir yorum yapabiliriz. A markası %10 azalmış, B markası %20 azalmış. O zaman Ocak ayında, Ocak ayında A markasından 100x tane satılsın. B markasından da 100y tane satılsın. Peki, Şubat için ne diyeceğiz? Şubat ayında bu sefer ne oluyor? A markasında %10 azalma olduğu için 100x'in %10'u zaten 10x. O zaman burada 90x satılıyor. B markasında %20 azaldığı için burada da 80y tane satılıyor. Buradaki bilgi bu şekilde şu an. Peki B marka telefonlar Şubat ayındaki satış adedinden 30 tane fazla satılsaydı A ve B marka telefonların Şubat ayındaki satış adetleri eşit olacaktı. Yani sen 80y'yi 30 eklediğin zaman neye ulaşıyormuşsun? 90x'e ulaşıyormuşsun. Bir de Ocak ayında B marka telefonu satış adedi A marka telefonu satış adedinden 100 fazla olduğuna göre yani 100Y'den sen 100x'i çıkardığın zaman neye ulaşıyor musun? 100'e ulaşıyor musun? Buna göre Şubat ayında satılan A ve B marka telefon adetleri toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Bu sıfırı sildim. Bu sıfırı sildim. Bu sıfırı sildim. Şuradaki iki sıfırların hepsini sildim arkadaşlar. O zaman y eksi x dediğin ifade 1 oldu. Bu bizim birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz ise 8y artı 3 dediğin ifade 9 tane x. O zaman ben buradan şunu yazabilir miyim? Hemen y yerine x artı 1 yazsam. Şurada y yerine x artı 1 yazsam. O zaman 8 çarpı x artı 1 artı 3 eşittir 9x. Buradan 8x artı 11 eşittir 9x ise x değeri buradan kaç geldi? 11 çıktı. x 11 ise o zaman y değeri kaç gelecek? 12 gelecek. Bizden istenen şey A ve B marka telefonların toplam satışı Şubat ayında. Hemen bakalım. Burası 90 çarpı x yerine 11 yazarsam 990 geldi. Peki 80 çarpı buraya da 12 yazarsam 8 çarpı 12 ne yaptı? 96, 960 yaptı. 990 ile 960'ın toplamı da 1950 gelir. Güzel insanlar cevabımız değişik olur. Geçtik dördüncü sorumuza. Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle elde edilen sayı veri grubunun aritmetik ortalaması veri grubundaki en büyük ve en küçük değer arasındaki farka da açıklık denir. Bunları zaten biliyoruz. Peki aşağıdaki veri grubunda soldan sağa doğru artan sırada burası önemli ve birbirinden farklı pozitif tam sayılar yazılmıştır. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 13'tür. Buna göre veri grubunun açıklığı en az kaçtır? Şimdi hemen bir aritmetik ortalama hesaplayalım. X artı 8 artı 10, 12, 15, Y, 19 ve Z. Şimdi bunların toplamını ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki sayılara böleceğiz. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı var. 8'e böldüğümüz zaman sonuç kaç geliyormuş? 13 geliyormuş. O zaman x artı Y artı Z'yi bir yazalım. 8, 18, 30, 45, 55, 64 yaptı. Artı 64, 8 ile 13'ü çarptığınız zaman burası ne geldi? 100 kaç gelir arkadaşlar? 8 kere 3, 24, elde var 1, 104 geldi. O zaman X artı Y artı Z kaç çıktı buradan? 40 çıktı. Şimdi birinci bilgimiz bu. Bizden açıklığın en az olmasını istiyor. Açıklığın en az. Şimdi açıklığın en az olmasını istiyorsa sen burada ne yapacaksın? Z yerine hangi değeri yazabiliriz? 20 değerini yazabiliriz. En küçük bu değeri yazdık. Şimdi burada y'yi büyüttüğün zaman otomatikmen x'i küçültüyorsun. Bak y'yi büyüttüğün zaman x'i küçültüyorsun. Bu benim işime yaramaz. O yüzden y'ye en küçük değeri vereceğim. Y'ye burada verebileceğimiz en küçük değer 16. O zaman 36 yaptı. 40 olması için burana da 4 verdik. O zaman şu an açıklık ne geldi? 20 eksi 4'ten en az 16 çıktı. Cevabımız B şıkkı geldi. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. 10 kişilik bir basketbol takımının ilk 5 oyuncusunun ve yedek oyuncuların numaraları sırasıyla A ve B kümeleriyle temsil edilmektedir. A kümesi 3 6 8 13 15, B kümesi 2 7 9 14 21. Şöyle yazalım. A kümesi 3 6 8 13 15. Bunu geldik böyle yazdık. Peki B kümesi de 2 7 9 14 21. Peki canlarım. Maçın 3. dakikasına kadar oyuncu değişikliği yapılmamış. Bu dakikada bir tane oyuncu değişikliği yapılıyor. Bu değişiklik sonrasında sahada bulunan 5'linin ilk durumdaki beşliğe göre forma numaralarının ortancası değişmiş, açıklığı azalmıştır. Buna göre oyuna giren ve oyundan çıkan oyuncuların forma numaraları toplamı en çok kaçtır? Şimdi senin normalde ilk durumda açıklığın kaç? 3 15 ya da 15 3 12. Açıklığın 12. Ve ortanca değerin kaç? 8. Biz şimdi burada öyle bir sayıyı çıkaracağız ki mesela 6'yı çıkartsak ortancayla ve buradaki açıklıkla ilgili yorum yapabilir miyiz? 6'yı çıkarttım. Sen geldin buraya 2 koydun. E o zaman ne oldu? Şu an açıklık 13'e çıktı. Bir işe yaramadı. Peki 7'yi yerleştirdin. 7 bu araya geldi. Açıklık değişmedi. Olmadı. O zaman 9'u koydun değişmedi. 14'ü koydun değişmedi. 21'i koydun. O zaman 21'i buraya koyduğun zaman sen kimi çıkartmıştın? 6'yı çıkartmıştın. 21'den 3'ü çıkart. Bu sefer açıklık 18'e çıktı. Yani sen bu arada hiç kimseyi çıkaramazsın. Yani 6'yı, 8'i, 13'ü çıkaramazsın. O zaman bizim burada çıkaracağımız sayı kesinlikle ama kesinlikle ya 3 ya da 15. Bunu başta söyleyelim. Tamam mı canlarım? Buradaki kilit bilgi buydu. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Önce bir 15'i çıkaralım. 15'i çıkardıktan sonra diyelim ki biz 15'i çıkardık. Onun yerine geldik. 21'i yazabilir miyiz? Buraya 21'i yazamayız. Çünkü 21 yazdığımız zaman buranın açıklığı 18 oluyordu. Azalmıyordu. Demek ki 15 çıktığında oraya 21 yerleşmiyor. Peki 15'i çıkarttığında buraya 14'ü koyabilir misin? Evet koyabilirsin. Niye? Çünkü 14'ten 3 çıktığı zaman bu sefer açıklık 11'e düştü. Açıklık azaldı. Ama şöyle bir sıkıntı oldu bu sefer de. Bu sefer buranın ortancası yine değişmedi. Çünkü dizimiz 3, 6, 8, 13, 14'ten oluştu. Sen buraya 14'ü yerleştirdiğin zaman bu sefer açıklığı azalttın ama ortanca'yı değiştiremedin. Demek ki 14 de gelmiyor. Peki buraya canlarım bu sefer 9'u koysak. 9 bu sefer buraya gelir. E dikkat et. Bu sefer 3, 6, 8, 9, 13 oldu. Yine açıklık azaldı ama ne değişmedi? Ortanca yine 8. Demek ki 9 da gelmiyor. Yani bizim buraya yazacağımız sayı o zaman kaç? 7. Bak ne oldu? 3. 6 7 8 bak 3 6 7 8 bir de ne vardı yukarıda 13 vardı. Ortanca bu sefer ne oldu? 7 oldu. Ortanca değişti mi? Değişti. Açıklık azaldı mı? Azaldı. O zaman 15'le kim değişti? 7 değişti. Bunların toplamı şu an kaç oldu? 22 oldu. Şimdi bundan sonra diğer sayıya bakmamıza gerek yok. Ya da 3'ü çıkaracaktık. O zaman bir o duruma da bakalım çünkü toplamın en çok değerini istiyor. 3 6, 8. Sonra yukarıda ne vardı? 13, 15 vardı. 3, 6, 8, 13, 15. Bu sefer 2, 7, 9, 14, 21. O zaman ben 3'ü çıkarttığımda açıklığın azalmasını istiyorsam mecburen 7'yi yerleştirebilirim. Tamam mı buraya? Sonra 9'u yerleştirebilirim. Sonra bir de tabii ki ne yapabilirim? Burada 14'ü yerleştirebilirim. Peki 21'i yerleştirebilir miyiz? Hayır, yerleştiremeyiz. 21'i yerleştiremeyiz. Bunlardan birini. Çünkü bak, 3'ü çıkarttın diyelim ki buraya 7'yi koydun. 6 7 8 13 15 oldu. Bak, ne oldu? Açıklık şu an azaldı. Ama ortanca değişmedi. Demek ki 7 olmuyormuş. Geldik 9'u koyduk, 3'ü çıkarttık. 6 8 9 13 15 oldu. Bak, ortanca değişti. Evet. Açıklık değişti mi? Değişti. O zaman biz burada 3'ü çıkarttığımızda 9'u yerleştirebiliyormuşuz. E bu toplam kaç geldi? 12. Ama bizden en çok değeri istediği için cevabımız ne gelir? D şıkkı 22 gelir. Geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki dairesel grafikte 2017 yılında bir markette satılan 5 farklı markada şampuanın sayıca dağılımı verilmiş. 45 derece, 60 derece ve 75 derece. Hepsi 15 derecenin katları. O zaman bu 15 derecenin 3 katı olduğu için buradaki şampuan sayısı 3a olsun. Buradaki 4 katı olduğu için 4A olsun. O zaman 120 derece 8 tane A gelir. 60 dereceye yine 4A yazdık ve 75 derecede buradan 5A geldi. Şu an bunlar buradaki sayıca satmış olduğumuz şampuan miktarları. Aşağıdaki grafikte yani şu grafikte bu markette 2018 yılında satılan şampuan sayısının 2017 yılına göre sayısal değişimi verilmiştir. Peki bu markette 2018 yılında satılan X ve Z marka şampuanların sayısının toplamı 220. Şimdi X'in sayısı zaten burada 320 azalmış. O zaman 4A eksi 320 artı. Sonra geldim. Burada hemen Z'ye bakalım. Z dediğimiz ifade normalde 4A'ydı. O da bu sefer eksi kaç yazacağız? 180 yazacağız. Burası neye eşitmiş? 220'ye eşitmiş. Peki 2017 yılında kaç tane K marka şampuan satılmıştır? 4A, 4A daha 8A. O zaman 320, 180 daha ne yaptı? Burası 500 yaptı. Eşittir 220. 8A eşittir buradan 720. A dediğin değer kaç geldi? 90 geldi. Bizden 2017'deki K'yı sormuş. K dediğimiz ifade 3 aydı. 3 çarpı 90'dan cevabın 270 geldi. Yani B şıkkı çıktı. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. 135 dakikalık bir deneme sınavında gözetmen olan Serkan öğretmen sınava giren öğrencilerin sınavın bitimine kaç dakika kaldığını görebilmeleri için tahtaya aşağıdaki daireleri çizmiştir. Başlangıç 15 dakika sonra 40 derece geçmiş. X dakika sonra da şuradaki derece miktarı olmuş. O zaman ne yapalım? 144'ü hemen 360'a tamamlayan değere bakalım. 216 derece. Şimdi bizden istenen şey X nedir diyor. O zaman 15 dakikada biz 40 derecelik açı tarıyorsak 216 derecelik açıyı kaç dakikada tamamlarız? Hemen içler dışlar yaparsak 216 çarpı 15 eşittir 40 çarpı x. 5'e böldüm 5'e böldüm. Burası 3 burası 8. 216 ile 8 sadeleşirse kaç defa var? 2 defa var. Burası 27 oldu. 27 çarpı 3 eşittir x'ten x buradan kaç gelir? Tabii ki 81 dakika sonra ne yapar? buradaki durumu görürüz. Cevabımız değişikli geldi. Geçtik hemen 8. sorumuza. Bir inşaat projesinde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 olmak üzere 3 tip daire yapılmıştır. Aşağıda bu projedeki dairelerin ne yapmış arkadaşlar? Projedeki yüzdesel dağılımı birinci grafikte ve daire tiplerinin balkonlu ya da balkonsuz oluşlarına göre yüzdesel dağılımı ise ikinci grafikte verilmiştir. Şimdi yüzdesel dediği için bizim buradaki toplam ev sayımız 100x olsun tamam mı? Daire sayımız 100x. %60'ı 60x yapar. %10'u 10x yapar. Bura 70 oldu. Demek ki 2 artı 1 ev sayısı 30x. Şimdi burada toplam yine bizim daire sayımız kaçtı? 100x'ti. Bunların %45'i yani 45x'i balkonlu 55x'i de neymiş? Balkonsuzmuş. Bu projedeki 3 artı 1 dairelerin tamamı. 1 artı 1'lerin de yarısı balkonluymuş. E şimdi 3 artı 1'lerin tamamı balkonluysa 10x geldi balkon yazdık. Peki 1 artı 1'lerin yarısı o zaman 30x. E peki buradakilerin balkonların sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Gelin a diyelim. A tanesi balkonlu olduğu için ne yapacağız? buradaki balkonlu sayısını eşitleyeceğiz. 45x'e. E canlarım buradan sonra çıkan sonuç ne geldi? Şurası 40x oldu. Artı a eşittir 45x ise a burada ne geldi? 5x. Demek ki 2 artı 1'lerin balkonlu sayısı 5x bu bizim balkonluların sayısı o zaman toplam 30x'e vardı. Balkonsuzların sayısı da 25x oldu mu? Oldu. Bizden ne istiyor? Buna göre 2 artı 1 dairelerin kaçta kaçı balkonsuzdur? O zaman 30x'in 25x'i balkonsuz. Bunları sadeleştirirsek x'ler gitti. 5'e böldün. 5 bölü 6'sı balkonsuz gelecek. Cevabımız E şıkkı olacak. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.